Evet arkadaşlar, hepinize merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Spastik Gamers. Bugün sizlerle beraber Saltanatı Selçuklu Mod Sezon 2 Bölüm 2'yi oynayacağız arkadaşlar. Yani en son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya şehri kuşatıldı. Halife Muktedi ve askerleri, Abbasi Halifeliğinin tüm ordusu, yani tüm ordusu değildir. Ya yani umarım. Sadece bu kadarsa, çünkü bunları bozguna uğrattıktan sonra biraz üzülebilirler. Biraz kendimden emin konuşayım ki Yusuf Yusuf etmeyelim sonradan. 422 askerim var arkadaşlar savunacak. 759'a 422. Bakalım ne olacak, ama daha önce kayıt açıp açmadığımı kontrol etmek istiyorum. Harika arkadaşlar, kayıttayız. Oyunda çökmedi. Süper. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım. Acaba ne olacak? Görmüş olduğunuz gibi hayvani bir biçimde üzerimize geliyorlar. Arkadaşlar bir dakika, oyunun sesini bir kontrol etmek istiyorum. Oyunun sesi iyi gibi, yani şurada iyi gibi. En zorda oynamadığımı söylemiştim. Hile kullanmıyorum ama kolay modda oynuyorum arkadaşlar. Bu sizin için sorun olmaz umarım. Görüyorsunuz burada zaten ayarları. Hadi bakalım, ilerliyorlar. Köprü nerede acaba? Köprüyü görmek istiyorum ben. Selçuklu Sultanlığı'nın askerleri ve benim derebeyi olarak kendi askerlerim burayı savunmaya çalışacak arkadaşlar. Hemen büyük kılıcı alıyoruz abi. Tepeden geçirmeye başlıyoruz. Böyle eski taktik abi. Aynı İesa Kalesi'ni savunduğumuz gibi tepeden geçirelim. Çünkü bu Abbasi askerleri içeri girdiği zaman Avrupalı acemiler gibi kolay kolay dökülmeyeceklerdir. Ki gördüğünüz gibi bizimkileri bayağı bir talan duman ediyorlar. Yani müttefik askerleri olsun, benim askerlerim olsun, bayağı zor durumda bırakıyorlar. Şu önümdeki vatandaş önümden çekilirse gerçekten çok memnun olacağım. Önümdeki tımarların çekilirse eğer. Bu arada ses benim kulağıma bayağı bir baskılı geliyor. Ne oldu abi? Yedik mi? Gelmeye cesaret edemiyorlar mı? Yedik mi yani adamları? Gelir gelmez. Merhaba, hoş geldin kardeş. Hoş geldin. Bir hoş geldin vuruşu yapamıyorum şu tımarlı sipahi yüzünden. İşte buna hoş geldin vuruşu yaptım. Buna bir daha hoş geldin vuruşu yapalım arkadaşlar. Yani mecburen oklardan korunmak için bir sur arkasına çekiliyoruz arkadaşlar ve sur arkasından gelene geçene üçüncü şahıs izleme modunda üstten geçiriyoruz arkadaşlar. FPS modunda oynamak isterdim ama becerebileceğimi zannetmiyorum. Şu Gulam Atlısı da tam yerine geçti, hani benim önüme geçsin ki ben de vuramayayım. Hatta beni şu dışarı itsin ki, değil mi, düşman oklarının hedefi haline gelebileyim. Bazen kendi adamlarıma bile kızıyorum, yani emir veremiyorum herhalde adamlarıma, beni dinlemiyorlar. Şöyle bir vuruş istiyorum ya. Oğlum bir çekilin önümden ya. Tepeden herhalde şeyden dolayı vuramıyoruz arkadaşlar. Ama ben de zıplayıp vururum. Şu sura denk geldiğinden dolayı vuramıyoruz yüksek ihtimal. Biz bu Abbas halifeliğine kaleyi vermeyiz arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Yani koskoca Konya şehri, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti. Bunu Abbasilere yar edecek değilim. Abbasi Krallığı da kendi yanlışını yaptı bizlere. Biz de bunun cezasını onlara ödeteceğiz. Hani Batı dururken tutup da müttefiklerine savaş açması gerçekten çok rezalet bu durum. Benim nazarımda yani bu başlı başına bir infaz sebebi. Gidip tek tek Abbasi lordlarını ve Abbasi köylerini infaz edeceğiz arkadaşlar. Bu cezasız kalmayacak elbette. Anadolu'dan topladığım askerlerle onları parça pinçik etmeye yeterli gücüm olur zaten. Olmadı zaten bu Çerat kalemde, biliyorsunuz zor zamanlar için çok güzel bir Zulam var. Adana kalesinde de çok güzel bir Zulam var. Biliyorsunuz, dediğime bakmayın, ilk sezonu izlemeyenler pek bir şey bilmiyorlardır. İlk sezonu da izlemenizi tavsiye ederim. İkinci sezondan yeni bölümler gelene dek siz de ilk sezonu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada yine vuruşum engellenmeye başladı. Bu gerçekten rezalet bir şey. Şu önümdeki eleman yüzünden engellendiğine inanıyorum. Ben de o halde zıplayıp çakarım. Yani zıplayıp vururum ben de. Şöyle geleceğiz abi. Zıplayıp vuracağız. Hala kalemden içeri girmeyi başarabilmiş değiller. Kalem dediğine bakmayın arkadaşlar. Yani başkentimizden içeri girmeyi başarabilmiş değiller. Adana Kalesi'nde de büyük bir ordu tespit edilmişti. Buradan yüksek ihtimal Adana Kalesi'ni kurtarmaya gideceğim. Tabii ki atlatacağım kayıp sayısına bağlı bu. Eğer çok büyük bir kayıp verirsem elbette ki gidemem. Bu şehirde tutsak kalırım, esir kalırım. Ama şehri teslim etmeye hiç ama hiç niyetim yok. Zaten zırhları ne kadar kalın olursa olsun, görüyorsunuz arkadaşlar, biz elemanları haklayabiliyoruz.
Yalnız küçük kılıcı çekip öyle tepeden indirmeliyim sanırım. Çünkü arkadaşlar büyük kılıçla bizim vuruşumuzu engelliyorlar. Vuruşumuz engellenince de tabii ki hiçbir halta yaramıyor. Hala girmeye çalışıyorlar ama ben girmelerine izin vermeyeceğim arkadaşlar. Tepeden vurmam gerekiyor ama benim adamlarım bile vuruş yönümü engelliyorlar. Dost ateşi de biliyorsunuz oyunda serbest değil. Yani en azından tek oyunculu modda, multiplayer modunu bilemem ama zaten bir multiplayer, saltanatlı Selçuklu server olduğunu zannetmiyorum. Olsa hay hay çok hoş olurdu ama maalesef zannetmiyorum. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi benim adamlarım beni sıkıştırdı. Yani bana fırsat vermiyorlar ki şunları keseyim. Aşağıya atlamak gibi bir affedersiniz yani tabiri caizse hıyarlık yapmak istemiyorum. Ama beni gerçekten şu an savaştan çok fazla saf dışı tutuyorlar. Hiç hoş değil. Bu adamlarımın daha çok kayıp vermesine sebep oluyor. Benim o kapının ağzını tutmam lazım. Tanklık yapmam lazım arkadaşlar. Yoksa başka türlü bu iş olmaz. Bakın dayak yemeye başladılar bile. İki adam kaybettim tımarlı erlere. Umarım onlar benim tımarlı erlerim değildir. Benim adamlarım şu an kapının daha yakınında. Bu yüzden kendi adamlarımı kaybettiğimi düşünüyorum. En azından zıplayıp zıplayıp geçiririz. Bir şeyler yaparız. Henüz daha kaleyi ele geçiremediler görmüş olduğunuz gibi. Karşı tarafa bayağı bir kayıp verdirdiğimi düşünüyorum. Umarım siz sohbetimden sıkılmıyorsunuzdur. Yani savunma yaparken bir şeyler anlatmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Ki sayı üstünlüğü onlardan yana, kuşatma üstünlüğü onlardan yana. Yani yeni bir kale aldım. İyasa kalesi, peçenekleri yok ettim. Hemen ardından yani savaş yorgunluğunun üzerine saldırdılar. Avantaj onlardan yana olmasına rağmen çok güzel bir savunma sergiliyoruz. Tabii ki bunda neyin etkisi var? Bunda tek yerden çıkmalarının da etkisi var. Tek merdivenden. Birkaç merdiven olsaydı şimdiye bizim canımızı okumuşlardı. Ya bunu da açık açık söylemek lazım. Ne kadar güçleri kaldığını bilmiyorum arkadaşlar ama biz çok az kayıpla bu ilk saldırıyı geri tepeceğiz gibime geliyor. Ve bu arada yaklaşık 7-8 dakikadır arkadaşlar aynı savunma savaşını vermekteyiz. Bu da onların bayağı kayıp verdiği anlamına geliyor. Sadece ben tek başıma bir 20-25 adam deyip kendimi küçümsemeyeceğim abi. Çok rahat 80 adam doğramışımdır şurada. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Bazen böyle vuruşlarım engellendi. Sıçrayıp vurdum falan. Bazen engellenmedi. Çok güzel geçirdim. Böyle. Yani gösterdiğim şekilde. Çok güzel geçirdim. Bu arada arkadaşlar seviye aldık. 30 seviyeye yükseldim. Bu çok harika. Şunları doğramaya devam edelim. Abbasiler gürüzleriyle geliyor abi. Abbasi muhafızları. Bunlar biliyorsunuz Abbasi'nin en yüksek kademeli askerleri. Yani bunları bile doğrayabiliyorsak bu askeri birlikleri çok rahat savaşları alırız. Gidip daha Adana kalemi kurtaracağım ben. Ya başkent Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentinin düşmemesi elbette önemli ama benim ikinci başkentim sayılacak Buhçerat kaleminin düşmesi beni bitirir yani. Buhçerat diyorum, özür dilerim. Buhçerat en önemli kalem. Şöyle küçük palamı alırsam eğer bu sefer daha rahat doğrama gerçekleştirebilirim sanırım. Görebildiğiniz kadar arkadaşlar ben de fazla net bir şeyler göremiyorum yani adamların akın etmesinden dolayı. Bu arada 8. dakikaya girerken henüz yeni yeni surlardan içeri atlamaya başladılar. Bu arada ben Venedikli falan görüyorum ya. Kervan muhafızı, kelle avcısıymış. Aa pardon, Venedikli değil. Kelle avcısı. Acaba dedim işbirliği mi yaptılar Avrupa'yla? Bu arada üstümüz başımız kana bulandı arkadaşlar gördüğünüz gibi doğal olarak. Şöyle üstten çakabilirsem bak şu elemana çok çakmak istiyorum. Aa çaktım, neden işe yaramadı? Bir daha. Şöyle bir daha geçir. Bir daha geçir. Yavaş yavaş içeri girmeye başladılar abi. Yok giremezler. Giremezler. Cık, izin veremem. Olmaz. Yani Adana kalemin düşmesini istemiyorum. Buradan hemen sonra Adana kalemi savunmaya gideceğim. Zaten ilk saldırıyı atlattıktan sonra eminim onlara çok büyük kayıplar verdirdiğimizden dolayı Abbas halifeliği geri çekilecektir arkadaşlar. Bu anlamsız kuşatmaya devam edemezler. Yani devam etmeyeceklerini umuyorum. Devam ederlerse de onların zararına olur. 90 askerle, yaklaşık 90 askerle ben 400 kişiyi tutmuş adamım. Elimde 422 asker varken 700 kişiyi, 750 kişiyi haydi haydi tutarım. Zırhımızın iyi olması da arkadaşlar gördüğünüz gibi bize olağanüstü fayda sağlıyor ve eski mikrofonumla kayıt yapıyorum. Yeni plastik sandalyemle kayıt yapıyorum. Ses gıcırtısı yok. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın sohbet ederken biz bunları devirdik.
Ve sanırım akınları sona erdi. Sadece bir tane adam kalmış. Onu gidip ben mıhlarım abi. Bir saat merdivenden inmekle uğraşamam. Atarlıyım ben biraz. Yani zaman zaman değil, her zaman atarlıyım abi. Gidip bunu indireceğim. Bu arada bu zaman zaman değil, her zaman atarlı. Başka bir abinin sözü. Ya benim sözüm değil, kendimmiş gibi söylemek istemem. Böyle gidip kellesini alırım abi adamın. Hani başkentimizi abi, şu görkemli başkentimizi kimse ele geçiremez. Bunu da herkes bilsin. Muhteşem bir başarım kazandım arkadaşlar Noneshell Pace diye. Ama bunu siz göremiyorsunuz. Sadece oyun ekranını gösterdiğimden dolayı. Bir yaralı, 13 yaralım ve 5 ölüm var arkadaşlar. Kıdemli Balkan okçularımdan çok kayıp vermişim. Yani 3 kayıp onlardan, 1 kayıp Balkan avcılarından. Müttefik kayıpları 19 ve düşman kaybına bakıyoruz arkadaşlar. Bakın düşman kaybını göstermeden önce 5, 19'da 24 ölümüz varken karşı tarafın 292 ölüsü var arkadaşlar. Düşmanı çekilmeye zorlandı. Saldırı sona erdi ama kuşatma devam ediyor. Hay 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 hay. Kuşatma devam etsin. Ben adamlarıma seviye aldırır çekilirim. Hemen karakterime de seviye aldırayım. Karizma veriyorduk arkadaşlar. Karizmaya 18 yapıp liderliği 6 basacaktık. Ama daha önce şöyle bir şey yapabiliriz misal. Atlı okçuluk yerine yağmaya verebilirim. Göndergeli silah verebilirim okçuluk yerine. Tamam diyelim. Jeremus'la bir konuşalım. Jeremus merhaba. Bana yeteneklerinden bahseder misin dostum? Teşekkür ederim. Ben sana zeka basıyordum galiba. Yüksek ihtimal zeka basıyordum. Envanter yöntemi verelim sana. Mühendisliğe ihtiyacın yok canım. Demir vücut verelim ve tekli silah kullan. Yani sen bilirsin, beni ilgilendirmez. Boş ver diyelim. Tamam, kervan muhafızımız var. Hemen Konya şehrine tekrar dalalım. Han'a gidelim. Güzel bir savaş verdikten sonra bakalım Han'da grubumuza dahil edebilecek adamlar var mı? Var. 3 gözcü satın aldık, grubumuza ekledik. Bu hanlardaki adamları kullanmak kritik bir şey arkadaşlar. Burada biraz bekle diyorum ve kuşatmanın dağılmasını bekliyorum arkadaşlar. Evet, 16 askeri olan adam geri çekildi. Prensonla aramız iyileşti. Kalabalık bir düşman grubu Konya'da. Askerler terfi için hazır. Konya'dalar. Adana Kalesi'nde orta büyüklükte bir düşman grubu. Bir dakika pause rica ediyorum. Pause. Lan pause. Adana Kalesi'nde ufak bir düşman grubu var diyor. Bakalım. Taşkun'un köyünü yağmaladıklarına göre Adana Kalesi'ne de gelecekleri anlamına geliyor bu. Umarım Adana Kalesi'ndeki adamlarım dayanır. Yani umarım dayanıklılardır. Çünkü benim bunlara çıkıp Konya şehrinden çıkıp girmem demek kesinlikle ama kesinlikle intihar etmem demek. Yani intihardan başka hiçbir anlama gelmez bu. Umarım Adana Kalesi'ndeki o adamlarım dayanırlar. Bu arada bakayım bir acaba bir görevimiz var mıymış? Lady Tuan'ı ziyaret et. Şu an hiç sırası değil. Buradan bırak İstanbul'a gitmeyi. Kılımı kıpırda tamam abi. Kılımı kıpırdattığım an Halife Muktedi tutup beni öper. Çok seviyor beni biliyorsunuz. Bu arada Abbasi Halifeliğinden Mahmut kızını bana vermemek için onurdan gururdan söz ederken köy yağmalayacak kadar onursuzluğa sahip olduğunu da kendisi bize göstermiş oldu. Bu da ne anlama geliyor? Kızı kaçırır, o kellesini kopartırım abi. Bu kadar basit bir şey bu. Bu kadar basit bir şey de bu. Şöyle bir sıkıntımız var. Ben hala asker ikmali yapamadım. Yakıt ikmali gibi bir şey oluyor ama hani askeri birliğe ihtiyacım var ve hani köylere gidip askeri birlik toplamama imkan yok. Daha köyleri bombalamadılar iyi ki. Köyleri bombalamadıkları için böyle buradan bir tur atarım. Bir 20-25 asker çıkar, onları eğitirim falan. Hadi bakalım ya arkadaşlar, ben ikinci bölümü de burada sonlandırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hemen bir kayıt alayım, bir dakika. Görmüş olduğunuz gibi hala kuşatma altındayız. İlk saldırıyı geri teptik. Gelen ikinci saldırı olacak mı? Kuşatmaya devam edecekler mi? Etmeyecekler mi? Herhangi bir fikrim yok. Ama kuşatma altında kalmaları bize şunu sağlar. Biz yaralı olan askerlerimizi iyileştiririz. Onların ise yaralı olan askerleri moral kaybeder ve daha güçsüz savaşırlar. Kalede olduğumuz için avantajlıyız ve ilk büyük saldırıyı teptiğimize göre ikinci saldırıda da o kadar şanslı olacaklarını düşünmüyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğeni atarak bana destek olmayı unutmayın. Videoları paylaşmanız da benim açımdan iyidir. Hem sizin diğer arkadaşlarınız, video izlemeyi seven diğer arkadaşlarınız bizleri tanımış olur. Spastic Gamers ailesine dahil olmuş olur. Hem ailemiz büyür hem de ben video çekerken daha büyük bir kitleye hitap ettiğimi bilir ve daha da keyiflenirim arkadaşlar. Görüşürüz.